Yok olmuyor. Tamam. Var. Peynir var. Var ya. Evet. Arayın abi. Ben Malatya. Videoları, yani durumları yok. Öyle de olur da. Maalesef artıyor çünkü biz mesela bu peyniri 35 liradan satıyorduk. O zaman mazot 7 liraydı. Şu an bu mazot 15 liraya çıktı. Biz 5 lira peynire koyduk. 3 lira çikolataya koyduk. 10 lira yağa zam geldi. Yine de mazot 7 lira olduğu zaman biz bundan karlıydık. Kimse zamda diye ki ben kar yapıyorum, yalan söylüyordu. Çünkü ben mazot 7 lira olsa ben bunu 35 liraya satsam bundan daha karlıyım. Hayırların hal de berbat. 1 saat 35 kilometre yolu ben 2 saatte sabah zorla geldim. 150 lira yakıyorum. Benim getirdiğim şey 50 kilo maldır. 5 lira kazansam 250 liradır. Benim yemeğim 100 liraya geliyor. Arabayı da hariç, tekerler de hariç. Bunların hepsi zamlandı şimdi. Mecbur zaten hale gelen mal da zamlanıyor. O da akaryakıtla geliyor. O yüzden mecbur fiyatlara da yansıyor. Yani biz müşteriyle biz sürekli baş başayız. Bu sefer biz onlarla münakaşaya giriyoruz yani. Ya geçen seneki şu anki piyasaya göre tam 2 kat. Her şey 2 kat. Yani vatandaş bir tane alır, 2 tane alacaksa bir tane alıyor. En büyük faktör yakıt abi. Yakıt çok büyük etkiliyor yani, her şeyi etkiliyor. Elektrik, doğalgaz, her şey zamlandı. Yani kimse geçinemiyor, herkes şikayetçi. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Zor durumdayız. Yani işlerimiz düştü, sıkıntıya girdik. Yani zor, çok zorlanıyoruz. Alım gücü düştü vatandaşı. Ödemelerde karşı tarafa bize tepki veriyorlar. Zorlanıyoruz yani ödemelerde. Karşıdaki esnaflar, arkadaşlarımız. Zorlanıyoruz ödemelerde. Abi her şey arttı. Misli misli. Enflasyon yükseldi. Yakıt yükseldi. Dolar. Her şey yükseldi abi. Akliye zam geliyor, bizi etkiliyor. Ondan sonra hayvanlarımıza yem alamıyoruz. Öbür senelere göre gelir de kaldıramıyoruz. Yem veremediğimiz için gelir de kaldıramıyoruz. Yani o şekil. Durumlar kötü. Mesela benim bu genç çiftçi projesinde tavuklar bana çıktı devlet destekli. Onları aldım. Şimdi bir torba yem alıyoruz 380 milyona. Yumurtayı satıyoruz, yarısını çıkaramıyorum. Peynir önce 30 liraydı, 32 lira. Şu an 40 liraya biz satıyoruz, gene kurtaramıyor. Vatandaş daha önce diyelim 5 kilo alıyordu, şimdi 1 kilo alıyor. Alamıyor yani. Geçen yıl 5 liraya toptan olarak aldığımız mallar bu sene 15, 20 lira, 25 lira oldu. Dolar endeksli geldiği için benim mallar da genelde daha çok etkilendim. Tabii iç piyasada da mazotun artması, elektrik fiyatlarının artması, bunlar da üstüne tuz biber oldu. İnanın hiç ticaretin tadı tuzu kalmadı. Sadece ayakta durmak için, kendimizi bir şekilde idare etmek için ticarete devam ediyor. Yani şu an hiç tadı tuzu yok. Zaten iş de yok. Çerezler geçen seneki fiyatına göre %100 üstüne artma oldu. Bazı çeşitlerde, her şeyde değil de %100 hemen hemen artma oldu bazı çeşitlerde. Hepsinde değil yani. Yani 5 kilo alan şimdi 1'er kiloya, yani 1 kilo alan yarım kiloya. Haftada ne yiyecekse o kadar alıyor artık yani. Mecburi ihtiyaç değil bizimki. Zevki bir şey. Akaryakıt mecburen geldiğimiz yol yaktığımız mazotu mecburen üstüne vurmamız lazım fiyatını. Evet. Başka şekli yok yani. Yani şimdi şu anda Türkiye genelinde, bak Türkiye genelinde herkes zaten tepki gösteriyor. Yani 3 katına değil, 4 katına değil, yazıktır. Yani ben şimdiye kadar 60 yıllardan beri 1950 doğumluyum. 60'tan bu yana gelip geçmiş bütün hükümetlerin iktisatlarını biliyorum. Biliyorum.
kimin bak şimdiye kadar o kadar inkılaplar gördük, o kadar şey değil mi? Şimdi bu zamlara karşı böyle inkılap görmedim. Yani şimdiye kadar yapılan inkılaplar da devrimler gibi şimdiye kadar ben böyle bir şey görmedim. Vatandaş biraz tedirgin. Tütünümüz ne olacak? Bu bir. Hı. Elindeki biraz para varsa da harcamak istemiyor. Hı. Acaba tütün hakkında bu devlet bize müsaade edecek mi, etmeyecek mi? Çelişkide. İkincisi bu akaryakıtın etkisi daha çok. Elektrik onların değil de genellikle mazotun. Onların bize daha çok etkisi oluyor. Fiyatların yüksek oluşu. Üçüncü bir şey de bazı zengin esnaflar bunlar bir fırsat bilip yani 5 lira karı varsa üzerine fırsatınız 10 lira daha yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizler için biraz daha şey oluyor yani etkili bizi bayağı.